Saniyeler içinde oldu. Ayaklarımın altındaki zemin derinlerden gelen bir güçle titredi. Binalar eğildi, duvarlar çatladı, yollar yarıldı. Ama bu kırılma birkaç saniyenin meselesi değildi. Bu, gezegenimizin derinliklerinde yıllar boyunca biriken enerjinin bir anda serbest kalışıydı. Şimdi bu süreci anlamak için zamanı başa sarıyoruz. Dünyanın yeni doğduğu, yüzeyinin henüz magma ile kaplı olduğu o ilk ana. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Güneş bulutsusunun çökmesiyle merkezde genç bir yıldız şekillenirken geride kalan malzeme de dönerek proto gezegensel bir disk oluşturdu. Bu disk, hafif gazlar, ince toz tanecikleri ve donmuş buz parçacıklarından meydana geliyordu. Zamanla disk içindeki bu malzeme çarpışma ve birleşme yoluyla dünyayı oluşturdu. Dünyanın oluşumunun ardından art arda çarpan göktaşları ve çekirdekte meydana gelen radyoaktif bozulmanın ürettiği yoğun ısı, dünyayı yüzeyi lavlarla kaplı geniş çaplı bir magma okyanusuna dönüştürdü. Bu yoğun ısının etkisiyle katı bir kabuğun oluşması uzun süre ertelendi. Ancak zamanla dış uzaydan gelen göktaşı bombardımanının ve radyoaktif bozulmanın azalmasıyla birlikte yüzey sıcaklığı düşmeye başladı. Magma okyanusları yavaş yavaş soğuyordu. Soğuma sürecinin sonunda dünyanın ilk kabuğu oluştu. Ancak bu erken kabuk, günümüzdeki kıtaları oluşturan kalın ve sağlam levhalarla kıyaslandığında oldukça ince ve kırılgandı. Kabuğun altında yer alan sıcak ve hareketli manto hala etkisini sürdürüyor ve manto içindeki malzeme sürekli bir döngü halinde hareket ediyordu. Bu konveksiyon hareketi, yani sıcak maddenin yükselip soğuyarak tekrar derinlere inmesi kabuğu zorladı, parçaladı ve yer yer kırdı. Böylece dünyanın kabuğu, yani litosfer, yaklaşık 3,2 milyar yıl önce birbirine karşı hareket eden büyük levhalara ayrıldı ve bu ayrışma levha tektoniği olarak bilinen dinamik süreci başlattı. Levhalar zamanla farklı yönlerde hareket ediyordu. Birbirinden uzaklaştıklarında aralarındaki boşlukları magma doldurdu ve okyanus tabanları genişledi. Çarpıştıklarında bir levha diğerinin altına dalarak bindirme faylarını ve devasa dağ sıralarını yükseltti. Yan yana sürtündüklerinde ise yanal atımlı faylar gelişti. Her bir sınır tipi yer kabuğunda farklı türde gerilimlerin birikmesine neden oldu ve bu birikimler dünyanın derinliklerinde uzun süreli bir sismik enerji birikiminin altyapısını oluşturdu. Günümüzde de bu hareket sürmektedir. Levhalar sürekli ama yavaş bir hareket içindedir. Ancak bu hareket levha sınırlarındaki kayaçlar tarafından doğrudan iletilemez. Çünkü sınır boyunca yüzeyler arasındaki sürtünme bu akışı engeller ve engellenen her hareket zamanla sınır hattında biriken gerilimi artırır. Kayaçlar elastik yapıları sayesinde bu gerilimi bir süre tolere edebilir. Esnerler, bükülürler ve içlerinde enerji biriktirirler. Tıpkı gerilmiş bir yay gibi. Bu geçici şekil değişimi elastik deformasyon olarak adlandırılır. Ancak hiçbir kayaç sonsuza dek dayanamaz. Eninde sonunda sınırına ulaşır. İşte o an biriken gerilim kritik sınırı aştı. Yüzeyin kilometrelerce altında uzun yıllar boyunca sessizce sıkışan enerji artık kayaçlar tarafından tolere edilemez hale geldi. Ve hiposantrda gerçekleşen ani bir kırılmayla birlikte deprem başladı. Hiposantr, kırılmanın başladığı yer, depremin odak noktasıdır. Genellikle yer kabuğunun birkaç ila onlarca kilometre derinliğinde bulunur. İşte bu noktadan itibaren kırılma saniyede birkaç kilometre hızla ilerliyor. Fay boyunca bir kırılma cephesi oluşturuyor ve yıllarca biriken elastik enerji kademeli olarak serbest bırakılıyordu. Depremin büyüklüğü, kırılma cephesinin ne kadar geniş bir alana yayıldığına, bu cephede levhalar arasında ne kadar kayma gerçekleştiğine ve kayan kayaçların ne kadar sert olduğuna bağlıydı. Ve sarsıntının en yoğun etkisi, kırılmanın başladığı noktanın, hiposantrın tam üstüne ulaştı. Yüzeydeki bu nokta, episantr olarak adlandırılır. Burası,
yerin derinliklerinden yükselen enerjinin doğrudan ulaştığı yerdir ve sarsıntı genellikle burada en şiddetli şekilde hissedilir. Ayrıca şiddeti belirleyen bir diğer faktör de hiposantir ile episantir arasındaki mesafe, yani odak derinliğidir. Odak ne kadar yüzeye yakınsa enerji kaybı o kadar az olur. Bu yüzden sığ odaklı depremler genellikle çok daha yıkıcıdır. Hiposantırdan başlayan kırılma, kırılma cephesi boyunca ilerledikçe açığa çıkan enerji sismik dalgalar aracılığıyla yüzeye taşınıyordu. Yüzeye ilk ulaşanlar saniyede yaklaşık 6 ila 8 kilometre hızla ilerleyen basınç dalgaları, yani P dalgalarıydı. Depremin ilk titreşimlerini onlar taşıdı. Tıpkı gerilen bir yayın bir anda boşalması gibi. Bu enerjinin yüzeye ulaştığı ilk andı. Bir akordeon gibi yayıldıkları ortamı ileri geri sıkıştırarak ilerleyen bu dalgalar, fay hattında kırılan kayaçların sıkışıp genleşmesiyle oluşur. Katı, sıvı ve gaz ortamlarda yol alabilirler. Bu yüzden sismik dalgalar arasında en hızlı olanlarıdır. P dalgalarının hemen ardından kayma dalgaları olarak da bilinen S dalgaları saniyede yaklaşık 3 ila 4 kilometre hızla ilerleyerek geldi. Bu dalgalar yer parçacıklarını, tıpkı bir ipin yukarı aşağı ya da sağa sola savrulması gibi dalga yönüne dik olarak hareket ettiriyordu. Zeminde şiddetli bir yanal salınıma neden oldular. S dalgaları, geçtiği her katı kütlede kayaçları sallayarak büyük yapısal gerilimler yaratır. Sıvılar ise bu tür enerjiyi iletemediğinden, bu dalgalar yalnızca katı ortamlarda ilerleyebilir. İlk çatlaklar, ilk yıkımlar tam da bu dalgaların geldiği anda oluştu. Ama asıl yıkım yüzeye hapsolmuş dalgalarla geldi. Yılanın kıvrımlı hareketini andıran lav dalgaları, S dalgalarının yüzeye ulaşmasıyla oluştu ve zemini yatay düzlemde sağa sola sürükleyerek binaların temellerini yerinden oynattı. Ardından su yüzeyindeki dalgaların ritmini andıran eliptik hareketleriyle reylih dalgaları geldi. P ve S dalgalarının yüzeyde yansıması ve kırınımı ile oluşan bu dalgalar, zemini önce yukarı kaldırıp sonra aşağı bastırarak saniyede 2 ila 4 kilometre hızla uzun süre salladı. Bu uzun dalga boyları, düşük frekanslı titreşimleriyle yüksek yapılarla rezonansa girdi. Yani dalgaların sarsıntı ritmi, binanın doğal salınım ritmiyle örtüştü. Bu uyum, titreşimleri katlayarak büyüttü ve bazı binaların çökmesine neden oldu. Sismik dalgalar yüzeye ulaştığında zemin türüne göre etkiler değişti. Kayalık zeminlerde dalgalar hızla ilerledi. Sarsıntı kısa sürdü ve etkisi sınırlı kaldı. Ancak gevşek toprak tabakalarında durum farklıydı. Burada dalgaların genliği, zemin büyütmesi olarak adlandırılan bir etkiyle büyüdü. Özellikle alüvyonla dolmuş vadilerde zemin dalgaları yavaşlatarak enerji birikimine neden olur. Bu da sarsıntının birkaç kat daha şiddetli hissedilmesine yol açar. Bazı bölgelerde ise suya doygun kumlu zeminlerde sıvılaşma meydana geldi. Toprak, sarsıntı sırasında geçici olarak sıvı gibi davrandı ve binalar taşıyıcılığını kaybeden zemin üzerinde devrildi. Ana şok geçti, ancak fay hattı boyunca gerilim tamamen ortadan kalkmış değil. Kırılan bölgelerin çevresinde gerilim yeniden şekilleniyor. Fay boyunca denge hala sağlanabilmiş değil. Bu dengesizlik artçı depremlerin peş peşe tetiklenmesine neden oluyor. Ve uzmanlara göre bu sarsıntılar yer kabuğu tam anlamıyla dengeye kavuşana kadar sürecek gibi görünüyor. Dünyanın kalbi binlerce kilometre derinlikte atmaya devam ediyor. Yalnızca birkaç santimetre ile hareket eden levalar her yıl sessizce yeryüzünü şekillendiriyor. Bugün yaşadığımız sarsıntı, milyarlarca yıllık bu hareketin yalnızca bir anıydı. Ve bu hareket devam edecek. Çünkü dünya değişmeye devam ediyor ve biz de onun ritmine ayak uydurmayı öğrenmeliyiz.